Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Blizzard'dan bugün büyük bir anons geldi ve bir sonraki standart sezonu olan Year of the Dragon, yani Ejderhan'ın yılı duyuruldu. Biliyorsunuz şu an biz Year of the Raven'dayız. Burada expansion'ların tipleri var arkadaşlar. Birinci expansion böyle görüyorsunuz arcane temalı bir şey. İkinci expansion daha böyle bir mistik Ulduar temalı bir şey. Üçüncüsü de Holy mi? Öyle. Hoş bir şey. Bu biliyorsunuz Nisan'da, bu Ağustos'ta, bu da Aralık'ta gelecek. Şimdi arkadaşlar Hard PvN'den bakıyorum ben yine. Kısa bir özet var. 9 kart arkadaşlar Hall of Fame'e geçiyor. Evenhold temalı kartlar geçiyor. Evet, bu arada Baku ile Gen de geçiyor. Ona geleceğiz. Bunlar arkadaşlar bir benim gibi özeti. Eski Naxxramas, League of Explorers, Karazhan gibi yine single player içerik gelecekmiş arkadaşlar. 5 chapter olacak. İşte zamanla açılacak. İlk chapter bedava olacak. Aynı Naxxramas gibi. Paketler falan da vereceklermiş. Aşağıda detayına bakacağız sizinle şimdi. Arena'nın arkadaşlar şimdi Arena biliyorsunuz şu an standart. Bu Nisan ayında yeni serinin gelmesiyle Year of the Raven'a geçmemiz birlikte değişecek. Oyundaki en eski kartlara geçecek galiba şu an. Yazmışlar, onunla acaba bakarız. Her expansion çıktığında değiştireceklermiş setleri. Yani arkadaşlar mesela atıyorum oyundaki ilk seriler artı son set. Ondan sonra oyunun 3. 4. 5. serisi ve bir sonraki set filan falan. Şimdi bu konuda yorumlarımı saklayayım. Önce özetleyeyim size. Sonra aşağıda ben kendi yorumlarımı veririm. Her expansion'ın arkadaşlar çıkmadan önce bir Fireside Gathering pre-release olacakmış. Pre-release biliyorsunuz ön etkinlik gibi bir şey. Yani daha çıkmadan önce kartlar oynamanın bir yolu vardı zaten, hatırlıyorsunuzdur bir tane. Legendary Quest'leri roll edebilecekmişiz artık. Legendary Quest'ler diye herhalde arkadaşlar arkadaşın izle paket kazan değildir o, yok. Master Hunt'ta adam döv falan falan gibi görevler herhalde. Onları göreceğiz. Ve arkadaşlar yüzyıllardır söylediğim bir şey. Biliyorsunuz neredeyse 100 kart arkalığımız oldu arkadaşlar artık. Oyunun başından beri oynayan insanların 100'e yakın kart arkalığı var. Hani rastgele kart arkalığı yapsalar ne kadar güzel olacak diyordum ben hep. Çünkü arkadaşlar kart arkalığı yani 2 saniye bir değiştirilen bir şey değil. Bir tane alıyorsunuz. Öyle hep aynı kart arkalık oluyor. Diğer kalan 90 kart arkalığınız yanıyor. Random card back artık seçebiliyormuşuz. Nasıl World of Warcraft'ta random binek vardır. Bunun gibi. Bu hoş olmuş. Hoşuma gitti. Bence bu ciddi bir şey bu arada benim. Yani çünkü o kadar emek verip topluyoruz. Her seferinde farklı bir tane görmek çok hoş olacak. Deck Builder'ı daha akıllı bir tasarım hale getireceklermiş. Tasarım daha akıllı yapacaklarmış. Ne demek istediğini gene bilmiyorum. Daha detay vermemişler. Bunu arkadaşlar, bu benim en çok küfür ettiğim. Arena galibiyetleri Golden Hero'lar için sayılacak. Yani bunda benim yediğim kazıktan fazla kazık yiyen dünyada yoktur. Yani eşli vardır ama daha fazla yiyen yoktur. Arkadaşlar bir kere belki biliyorsunuzdur. Bu arenada, pardon, bu Golden Hero muhabbeti oyuna sonradan eklendi. Ve Blizzard geriye dönük galibiyetleri saymadı. Benim yani benden bir kazık yiyen var tabii de 1000 civarı galibiyetim sayılmamıştır belki. Atıyorum şu an sayıyı. Bilmiyorum. Belki de 600-700'dir ama hani bayağı çok galibiyetim sayılmadı. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar bu Golden Hero muhabbeti geldi. Bütün hero'larınızda 0 galibiyet yazdı. Halbuki benim mesela bayağı yüksek Druid galibiyetim vardı, biliyorum yani. Neyse. Artık Arena winleriyle de arkadaşlar Golden Hero yapabileceğiz. Yani olay o kadar kolaylaşacak ki. Yani şu benim için bütün hero'ların golden oldu demek neredeyse. Ben bir sürü arena oynuyorum arkadaşlar. Tamam, pek seçmediğim klaslar var ama onları da seçiverirdim yani. Bu bana çok koydu. Yani çünkü arkadaşlar en son yaptıklarımı o kadar büyük acıyla yaptım ki. Meta'da olmayan klaslar var. Gidiyorum alıp onları eziyet çektim. Priest ve Şaman son 2'ydi, öyle hatırlıyorum. Çok az acı çektim onları yaparken. Neyse. Bir de arkadaşlar şey varmış. Bu en önemlisi belki de bizim için. Bedava var. 25 Mart'la 2 Nisan'da Year of the Dragon'a geçiyoruz. 25 Mart'ta 2 Nisan haftasında her gün gelince bedava paket veriyor arkadaşlar. Yani 25 Mart'ta 2 Nisan arası o gün oynamayacak biliyorsunuz. Telefonunuzdan bir girip bedava paketinizi alıp öyle devam edin. Bunlar arkadaşlar işte expansion'ların sembolleri.
Hall of Fame kartlar arkadaşlar bu. Bunları benim tavsiyemle craft ettiyseniz bana kızmayın. Çünkü arkadaşlar 2 Nisan'da 2 Nisan'da bunları standart zaten oynayacaksınız. 2 Nisan'da bunların full dust'ını geri verecek size Blizzard. Ayrıca kartları da elinizden almayacak. Yani şöyle arkadaşlar, elinizde Baku ve Gen mi var? 3200 dust diyecek Blizzard size. Abi 3200 dust veriyorum diyecek size. Ve arkadaşlar bizim anladığımız manadaki Hall of Fame bunlar. 3 tane klasik kartı Wild'a geçiriliyor. Bu arada arkadaşlar Hall of Fame ilk defa böyle bir şey oldu. Yani Hall of Fame normalde biliyorsunuz her yıl klasikten bir takım kartlar Wild'a geçirilir. Hiç o sırada standartta olan zaten zamanla Wild'a geçecek olan serilerden şeye kart alınmamıştı. Hall of Fame'e kart alınmamıştı. İlk defa oluyor böyle bir şey. Yani çünkü arkadaşlar düşünün, bunlar zaten 2020 Nisan'da gidecek. Ama adamlar şey demiş, artık bu kartlar standardı o kadar bozuyor ki 2018 Nisan'dan 2019 Nisan'a oynandılar, yeter. 2020 Nisan'ı beklemeyelim demişler ve atmışlar. İlk defa böyle bir şey oldu. Diğer 4 kart arkadaşlar zaten odd even temalı kartlar sadece. Şimdi arkadaşlar Naturalize gidiyor. Naturalize arkadaşlar işte biliyorsunuz Mekatundur, bilmem nedir. Togwaggle, Azalina'dır. Ne bileyim. Overdraw falan yani Ranked'de de Arena'da ben hiç sevmem ama Ranked'de çok güçlü bir kart arkadaşlar. Çünkü rakibe kart çektirmenin güçlü olduğu durumlar var arkadaşlar. Mesela Togwaggle, Azalina kombosunu yaptınız. Adama tak diye iki tane şey atıyorsunuz. Neydi adı? Naturalize'ınız adam 15 yiyor. 15 dediğim nasıl olur arkadaşlar? Togwaggle, Azalina full desteği çektikten sonra yaparsanız eğer adamın önünde yani iki tane Naturalize atınca arkadaşlar adamın desteği sıfır kart olduğu için bir fatigue, iki fatigue giyiyor ilk Naturalize'dan. İkinci için üç fatigue, dört fatigue giyiyor. Turu veriyorsunuz beş fatigue giyiyor. Toplam 15 damage yiyor arkadaşlar. Yani öldürebilirsiniz bile. Yani öldürmeseniz bile birkaç tur içerisinde zaten ölecek. Naturalize bir sürü böyle şeyleri var olmasını sağlıyordu. Alınmasında ben hiçbir sakınca görmüyorum. Doomguard arkadaşlar. Doomguard işte biliyorsunuz Q var. Çok ciddi konusu var. Aslında bence burada problemli olan şey Q'du. Çünkü Doomguard kendi başına fazla iyi bir kart değil. Ama arkadaşlar adamlar biliyorsunuz böyle bir kombolar olduğu zaman klasik kartlarını bozmayı tercih ediyorlar. Çünkü klasik kartlar asla gitmiyor. Yani adam diyor ki belki bilmem neyle bir şey yapar filan falan. Doomguard dolayısıyla artık Wild'a geçecek. Ve en sonunda arkadaşlar Divine Favor var. Divine Favor'da biliyorsunuz bütün agresif paladin destlerinin şeyi gerçekten biraz rahatsız ediciydi arkadaşlar. Çünkü diyorsunuz ki adamın pili bitti yendim diyorsunuz. Elinizde 6 kart var adam şak Divine Favor çekiyor 5 kart 6 kart. Yani yamultuyor sizi. Sonra tekrar adam bütün pilini dolduruyor. Yani fetiklemek zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Agresif paladin desteğini normal yenmek çok zor. Siz kontrollü bir desteyseniz. İlla ki adam Divine Favor'ları atıyor. Fetiklemek zorunda kalıyorsunuz. Yani normal yenmek olmuyor. Çünkü arkadaşlar adam bur 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 sürekli dökülüyor. Bence bunlar iyi kararlar üçü. Bu dediğim gibi çok iyi değil ama bu ikisi kesinlikle yerinde. Bu da işte dediğim gibi Cube almak için böyle yapmışlar. Bunlar zaten arkadaşlar diğer odd even kartları. Yani sonuçta madem bunları wild alıyorsun bu kartların da standartta kalması hiç manası yok. Bu 9 kart gidiyor arkadaşlar. Şimdi bu 9 kartla ilgili ben onun videosunu çekerim ama bu 9 kart arkadaşlar wild'a giderken bu kartlardan elinizde olan her birinin normal yapılma fiyatını Blizzard size iade edecek. Golden'ı varsa Golden'ın yapımı fiyatını iade edecek. Buradan ciddi dust kazanılabiliyor. Çünkü elinizde olanların dust'ını verecek size. Ve arkadaşlar ucuza Golden'larını da yapabiliyorsunuz. O da olabilir. Elinizde hem Golden hem normali varsa sadece Golden'ın kostunu iade edecek. Dedim ben bununla ilgili bir video yaparım. Yani bunlardan nasıl kâr edilir falan diye. Mesela arkadaşlar örnek vereyim şimdi. Elinizde Baku yok. Gidip 3200 dust'u gömüp Golden Baku yaptınız. Patch günü geldi. Blizzard dedi ki aa senin Golden Baku'n varmış dedi. Al sana 3200 dust. Sonra arkadaşlar siz istemiyorsunuz artık Baku'yu. Wild oynamışsınız. Kırdınız bu Baku'yu. 1600 dust. Bedavaya 1600 dust. Böyle bir hareket var. Yani bunun benden gibi bir videosunu çekerim. Rotasyona yaklaştığı zaman. Bunlara dust kâr edebiliyor. Bu kartlar Wild'a gidecek bunun gibi. Akıllı deck builder bu neymiş bakalım. Wow,
Gerçekten çok akıllıymış. Va çok etkileyici arkadaşlar. Diyor ki eğer boş bir desteniz varsa destemi doldur tuşuna basmak var ya hani arkadaşlar destesinizi deck builder kendi dolduruyor. Diyormuş ki koleksiyonunuzdaki kartlara göre en yüksek galibiyet oranına göre desteniz dolduruyor demiş. Eğer kısmen dolu bir desteniz varsa ya mesela arkadaşlar şimdi bomboş desteye bastınız. Size o klasın en başına destesini yapıyormuş otomatik olarak. Eğer diyor atıyorum mesela arkadaşlar Spellhunter başlattınız. O zaman diyor ki mesela diyorum, 8 kart koyup bıraktınız Spellhunter. İşte atıyorum To My Side koydunuz. Ondan sonra ne bileyim Rock Delar koydunuz. Bilmem ne koydunuz. O zaman da arkadaşlar sizin koyduğunuz kartlarla en mantıklı temel oluşturan en yüksek kazanma oranı olan kartları koyarak dolduracakmış destenizi. Her şeyi de gerçek iç Hearthstone verisine dayayarak yapıyorlarmış. Öyle diyorlar yani. Yani arkadaşlar bir yerden bir hani okuma programı falan değil. Yani bizim elimizdeki veriden yapacağız diyor. Tabii arkadaşlar aslında en sağlıklı veri bu. Şimdi mesela arkadaşlar HS Replay'deki istatistikler nereden? Hearthstone Deck Tracker'ın tuttuğu istatistikler. Tamam. Güzel, mantıklı istatistikler ama arkadaşlar yani sonuçta herkes de yok değil mi? Oyuncunun %5'inde vardır. %10'da vardı yani Deck Tracker en fazla. Sonuçta bu direkt oyundan topluyor. Bu eğer gerçekten böyle yapabilirse burada çok başarılı olur. Arkadaşlar hiç kaynak siteye diye bir şey bakmaya gerek kalmaz. Mesela arkadaşlar size Priest Quest geldi. Diyorsun ki abi en iyi Priest testini bana yap. Bas. Zak 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 verecek. Yalnız tabii arkadaşlar koleksiyonunuzdan yaptığı için öyle bir sınırlamanız var. Yani mesela sizin koleksiyonunuz bulunmayan ne bileyim arkadaşlar basit bir örnek olsun. Atıyorum Xerex Cloning Gallery yok sizde. Clone Priest en iyi Priest testisi. O zaman onu yapmayacak tabii. Cloning Gallery olmak için başka bir site yapacak. Öyle bir kaçırma olasılığınız var ama yani yine tabii kaynak sitelerini yok etmez ama çok hoş olmuş. Beğendim bunu. Abinin saçına. Maşallah. Zale Shadow evet, PvE Adventure. Adventure'lar geri dönüyor bu sene. İlk PvE Adventure'ından böyle bir kart verecekmiş. Wizbang the Wonderful'a benziyormuş resmi. Bunun resmi bir yerde. Yeni Wizbang'miş. Ha. Anladım. Arkadaşlar yani Wizbang pardon Wizbang gibi gözükmüyormuş. Wizbang gibi çalışıyormuş. 5 tane yeni deste tarifine izin verecekmiş arkadaşlar. Bir de Adventure'ın 5 kanadının 5'ini de alırsak Golden versiyonu alacakmışız. Evet. Bu da Blizzard'ın kendi postu herhalde. Bu yaptıkları şeyleri söylemişler. Şey, artı 25 renk daha ekledik filan falan. Naturalize. Doomguard. Divine Favor. Bakuvegen. Evet. Şimdi tek kişilik. Evet arkadaşlar bakalım. Bu arada First Solo Adventure diyor arkadaşlar. Yani ilk. Yani birden fazla yapmayı planlamış. Neyse arkadaşlar bunlar da bir hoş şeyler. Hoş şeyler. Yine aynı Naxxramas gibi arkadaşlar kanat başı 700 gold. Veya hepsini 20 dolara diyor. Tabi bu bizim için 20 euro demek. Avrupa'da oynayan zavallılar için. Bizler. Vay. Güzelmiş. Evet, yani Dungeon Run teması üzerinden başladım. Biraz geliştiriyorlarmış. Blizzard arkadaşlar olanı cilalamayı fena yapmaz. Onu da güveniyorum onlara. İşte arkadaşlar Mart, Nisan ayında işte biliyorsunuz yeni expansion gelecek. Mayıs ayında o zaman yaklaşık olarak. Bu single player adventure gelecekmiş. İlk wing'i, ilk chapter'ını bedava vereceklermiş. Sonraki 4 chapter'ın alınması gerekiyormuş işte arkadaşlar. 700 gold veya hepsi 20 dolar. Yani eğer düşünüyorsanız bunu
Gold'u biriktirmeye başlayın şimdiden. Gold'unuz sıkışıyorsa. Her arkadaşlar kanadı bitirdikten sonra en son seriden 3 paket alıyormuşuz. Sonra hepsini bitirdikten sonra bir kart arkalığı ve Golden Classic Pack. Arkadaşlar sonunda biraz becermişler. Yani kart arkalığıyla kalmamışlar. Golden Classic Pack vermiş. Anomali mod varmış arkadaşlar. Tabii şimdi göstermiyorlar pek. Evet, 15 adet paket. Bu yeni serinin paketi. Golden Classic Pack. Bu kart arkalıkları. Anomali mod, heroic mod. Heroic mod biliyorsunuz arkadaşlar bilgisayarın ağır hile yaptığı zor modlar. Burada özel desteği almanız gerekiyor. Yani ne bileyim anomali mod, şimdi normal modda kadar kolay bilmiyorum ama normalde burada elinizdeki herhangi bir desteğe girip patır kütür dövensiz bunları. Veya belki bir tık daha zordur ama heroic modda ciddi oluyor arkadaşlar. Mesela örnek vereyim. Atıyorum bilgisayarın hero power'ı 4'ü 4 koymak falan oluyor. Yani normalde sana başa çıkamıyorsunuz pek. Tavern Encounters. Bu Tavern Brawl ile alakalı herhalde. 9 tane yeni henchman hero. Şuradaki arkadaki resim gözüküyor. Başka özel hero'lar. 27 hero power. 36 starting deck. Evet. Bu yine işlediğim gibi arkadaşlar Rastakhan's Rumble'a benzeyecek. Rumble'larına benzeyecek biraz. 5 chapter. 5 kanat. 75 boss. Galibiyetlerinizi şey yap. Oyunu nasıl durdurmak. Peki. Zeal Shadow Clutch. İşte o yeni Wizbank kartı. 15 card back. Bir de Golden Classic pack. Güzel. Golden Classic Pack'in ne olduğunu bilmeyen varsa da hatırlatayım arkadaşlar. Klasik paketi fakat içindeki bütün kartlar golden. Evet. Tekrar oynanabilirliği var diyor ama arkadaşlar bu biraz slogan. Yani tekrar oynanabilirliği pek olmuyor. İşte başlayacak. Mayıs boyunca her hafta bir kanat olmak üzere açılacak. Yani arkadaşlar şöyle olacak. Açılacak. Birinci kanat açılacak. Birinci kanat oynayacağız. Sonra ikinci hafta ikinci kanat açılacak. 700 gold verip alacağız. Veya en baştan 20 dolar basıp alacağız. Sonra işte bir hafta onu oynayacağız. Üçüncü kanat, dördüncü kanat, beşinci kanat filan falan. Ben arkadaşlar bunda çok uzun zaman detaylı adventure çıkmadığı için kanala yeni gelen arkadaşlar bilmez. Ben bunda arkadaşlar internetten deste bakmadan kendi kendime boğuşarak Boomsday Project'e gelen puzzle'lar gibi yapmasını seviyorum. Tabii ki arkadaşlar Google'layıp bu karakteri bu desteğiyle ne bilirsin deyip onun şansını deneyebiliyorsunuz ama bir eğlencesiniz. Çünkü arkadaşlar bu her ne kadar Blizzard öyle iddia etse de bu çok tek oynayabilir olan bir şey değil. Yani single player içeriği bitirdiğiniz zaman bitiriyorsunuz yani. Ben dönüp ulan dur da ben bir Rumble Run yapayım demiyorsunuz yani. Veya benzeri bir şey. Onun için ben internetten bakmadan kendi kendime boğuşarak yapmak istiyorum. Tabii çok 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 fazla takılırsam belki olur ama yani normalde şu güne kadar Nox sıraması falan hep League of Explorers'ı karazan falan kendim yaptım. Hiç unutmuyorum. En çok zorlandığımda Nox sıramasındaki 4 atlıydı. 4 Horsemen. 30 küsur kere falan galiba tekrar yapmak zorunda kaldım. Ve en acısı arkadaşlar şu. Ve onu öyle inanılmaz zorlanarak yaptım. İşte ondan bir süre sonra bu Goblins vs. Gnomes'u çıkardılar arkadaşlar. Orada bir kart geldi. Power Word Glory mi ne? Bir yaratığa takıyorsunuz. Yaratık her saldığında 4 yaşam alıyorsunuz. Blessing of Wisdom gibi işte. Ve arkadaşlar o bitiriyor tek başına. Çünkü arkadaşlar bilgisayarında 3 yaratık var. Bilgisayarında 3 tane 2-7 ile başlıyor. İşte bir tanesi onu attığınız zaman turn'da 6 yerine turn'da 2 yemeye başlıyorsunuz. Bilgisayar çünkü atak etmemeye akla demiyor. Yani bir kartla bitti o encounter. Ben onları bayağı zorlanmıştım. Tabii yani sonra şey oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim için önemli yere. Bizim kanalımız için. Arena. Arkadaşlar Arena'da çok değişik bir şey yapıyorlar. Arena değiştiriyorlarmış. Arena biliyorsunuz şu an standartla aynı. Yani arkadaşlar standartta görebildiğimiz odd even kartları ve hero kartları falan gibi özel istisnai kartlar yasaklı biliyorsunuz. Yasaklı olmayan kart düşünmezseniz Arena ile standart aynı. Yani standartta gördüğünüz bütün kartları arada görebiliyorsunuz. Bu sefer değiştiriyorlarmış Arena'yı. Diyorlar ki Nisan ayında basic, klasik, standart zaten bunlar her zaman var. Naxxramas, Whispers of the Old Gods, Mean Streets of Gadgetzan, Witchwood ve bu expansion'ın bu yılın ilk expansion yani şey işte Nisan'da çıkacak seri arkadaşlar. Bakın Naxxramas,
Whispers of the Old Gods, Gadget Zen ve Witchwood. Çok tuhaf be. Ben arkadaşlar bu fikri beğenmedim. Tamam yani hani yeni oyuncuları eski kartlarla haşır neşir etmek için belki iyi bir strateji olur ama bir de arkadaşlar diyorlar ki her genişleme paketi çıktığında bir veya iki kere bunu değiştireceğiz. Yani şöyle arkadaşlar adamlar güya diyor ki şimdi bu kesin değil ama Nisan ayında çıktı böyle. Ağustos'ta bir sonraki seri çıkmadan önce Haziran'da falan belki bir daha değiştiririz diyor. Ağustos sonra bir daha değiştiririz diyor. Sonra Ekim'de bir daha değiştiririz diyor. Filan falan. Bir değişik. Yani arkadaşlar düşünün. Biz Boomstay Project ve Rastagans Rumble gitti. Mesela Nisan ayında gidecekler. Bir ay daha o kartlarla oynayacağız. Şimdi Journey to Angoro, Kobolds and Catacombs ve Knights of the Frozen Throne zaten gidiyor. Onlar zaten gidecekti. Onu kabul etmiştik. Bir de üzerine arkadaşlar bir tek Witchwood kalıyor. Boomstay Project'te Rastagans Rumble'da gidiyor. Yani Rastagans Rumble'da sadece kaç ay? 4 ay marine yapmış olacağız. Belki de geri getirirler sonra ama yani arkadaşlar şu kötü alışmak gibi bir şey var. Mesela şimdi bir Warlock testi yaparken ben de iki Demon Bolt olsun diyorum. Bir tane masa temizci olsun. Şu olsun, bu olsun, o olsun, bu olsun. Şimdi alışmak olmayacak arkadaşlar. Çünkü 1-2 ayda zaten anca alışılıyor. Tam alıştınız. Hop yenilik gelecek. Hop yeni gelecek. Bir de bir kuvvet seviyeleri de tabii karttan değişik olacak. Bir de arkadaşlar şimdi şu var enteresan. Mesela random diyen kartlar nereden verecek mesela şimdi? Bütün oyundan verecek herhalde. Çünkü arkadaşlar Whispers of the Old Gods ve Mysteries of Gadgetzan Wild serileri. Curse of Naxxramas Wild serisi. Şimdi mesela atıyorum. Weaponized Pinata gerçi sanıyorum Boomzey Project kartı ve o var olmayacak ama arkadaşlar random yazan herhangi bir şey düşünelim. Anlatabildim mi? Wild'dan da verecek o zaman herhalde. Enteresan bir şey. Yani arkadaşlar havuzumuz ne olacak? Curse of Naxxramas Adventure, Whispers of the Old Gods, Mysteries of Gadgetzan, Witchwood expansionları ve üzerine dediğim gibi Nisan ayında gelecek ilk seri. Bir de Fireside Gathering muhabbeti varmış arkadaşlar. Evet. Paketlerinizi genişleyen paketi çıkmadan açma şanslınızın olacağı ve o kadar oynayabileceğiniz herkes açık pre-release işte dediğim gibi ön etkinliklerde kullanabileceksiniz diyorlar. Arkadaşlarınızla yani onaylanmamış Fireside Gathering'ler yaparak arkadaşlarınızla yapabilirsiniz diyor. Bu arkadaşlar bana hitap etmiyor. Açacağız çünkü biliyorsunuz arkadaşlar çıktığı gün hani sizle beraber yayında açıyoruz. Şimdi onu koordine etmek zor olur. Şimdi arkadaşlar çünkü çıkan resmi bir tarih var. Mesela diyor ki 2 Nisan bilmem ne diyor. 2 Nisan bilmem ne de herkes kanala geliyor. O gün özel bir gün oluyor. Şimdi mesela ben ayarladım. Ben diyorum ki 28 Mart'ta açacağım. Yani 28 Mart'ta herkes o kadar ayarlayamaz. Çünkü bu benlik bir şey değil açıkçası. Ama yani kötü bir şey değil arkadaşlar. Sonuçta oyuna eklenmiş benim kullanmayacağım bir özellik. Ama yani ben kullanmayacağım diye kötü bakmıyorum. Bazı insanlar böyle yapar. Benim hoşuma giden bir şey değil. Yani. Sonuçta bir artı özellik adam erken açabiliyor. Ben erken açarsam başım göğe ermeyecek. Onun için çok da önemli değil. Legendary questleri rol etmekten bahsedilmiş. Evet. Yani bu kadar küçük bir değişiklik. Neyse bir şeydir tabii arkadaşlar. Demişler ki işte Legendary questlerle değerlerdi arkadaşlar. Bu dediğim gibi mesela yeni Adventure gelecek. Yeni Adventure'da ilk wing'i bitir. Ne bileyim bilmem ne öyle bir görev. Onları rol etmek olacak. Yani onları yani normal yüzden çarpıya basıp yeni quest alabiliyoruz arkadaşlar. Bazılarını yapamıyorsunuz mesela bunların. O yapılamayan şeyleri yapma hakkı. Yani tekrar başka görev alma hakkını getiriyorlar bir şeylerine. Bir şeydir diyelim herhalde. Yeni seri çıktığında verilen Legendary görevlerse diyor bir sonraki expansion'da kaldırılacak diyor. Zaten arkadaşlar 4 ay hiç girmemek demek o. Yani çok olacak bir şey değil. Random card back option geliyor. Ben buna bayıldım arkadaşlar. Benim için en iyisi bu. 100 tane kart arkalığım vardı. Güzel oldu. Bunu seçince arkadaşlar
her maçın başında bütün kart arkadaşlarından bir tanesi rastgele seçip kullanıyor. Hemen yapacağım yani. En beğendiğim şey bu. Bu daha akıllı deck builder'a bahsettik. Arena winlerini sayması, buna küfür ediyorum şu an. En sevdiğim şey bir arada arkadaşlar. Şimdi ben bunu kullanamayacağım ama yani hani demin dediğim şeyle ters düşüyorum sanmayın. Ben ne dedim? İşte hani benim bir özelliği kullanacak ama benim ona kötüleme anlamı gelmez. Ama arkadaşlar bunun daha önce gelmesi lazımdı yani. Hem benim eski winlerimi saymadın, hem bana bir sürü gereksiz klasla bir sürü eziyetli oyunlar oynattın. Arkadaşlar artık hepsi golden olmuşken artık son bir tanesi kaldı ama bırakamıyorsunuz yani. Uğraşıp yaptım yani ve kim bilir kaç arena eksik oynadık o yüzden. Artık arena winner de sayılacakmış. Neyse arkadaşlar, sizin gibi bitirmemiş yani hepsini bitirmemiş arkadaşlarımız varsa onlara bir iyiliktir. Yine sevinelim bari. Geç olsun güç olmasın diyelim. Mamut'um gidiyor benim. Zavallı Mamut. Evet. Vay, bir dakika ya. Oo. 21 paket veriyorlarmış şefler. 3 paket değil mi? 7 paket değilmiş arkadaşlar. Diyor ki 25 Mart'la, şimdi Mamut sezonu bitiyor ya arkadaşlar. 25 Mart'la 2 Nisan arasında girdiğinizde her gün Wild'a geçecek 3 serinin her birinden birer paket veriyormuş. A Journey to Angoro, Knights of the Frozen Throne ve Call of the Cobblestone Catacombs'un her birinden birer paket veriyormuş. Benim için arkadaşlar burada mani olan bir tek Journey to Angoro, çünkü o sıralara yayını daha yeni başlamıştık falan. Journey to Angoro'da benim ciddi miktarda eksiğim var. Bu Cobblestone Catacombs tam galiba. Hatta tam olan tek serim sanıyorum. Veya tama çok çok yakın. Knights da iyi durumdadır herhalde. O sıralara arkadaşlar yani sonuçta her biri en azından minimum 40 dust yani her biri. Yani her gün minimum 120 dust ediyor. Güzel arkadaşlar yani sonuçta bedavaya da artık çok şikayet etmeye gerek yok. Güzel bir şey. Ben beğendim bu arada. Mesela bu Adventure'ın sonunda sadece kart arkalı vermiyor, paket maket veriyor falan. Biraz bir şeyler de ilerlemişler yani. Evet, bir de bu zamanda diyor Mamut yılına arkadaşlar bye bye diyeceğiz diyor. Brawl Block Year of the Mammoth diye bu tavan brawl olacakmış. Bu brawl'da sadece Journey to Angoro, Knights of Frozen ve Cobblestone Catacombs, yani 2017 yılının serilerine izin olacakmış sadece. Evet. Klasik kart pack verecekmiş. Bu arkadaşlar mesela bakın, bu da aslında Magic'te olan bir şeydir. Bu mesela bence aslında bir ufak giriş yapıyorlar şu an bana. Magic'te arkadaşlar şey olur. Der ki mesela Magic'te arkadaşlar seriler üçlü üçlü çıkar. Şöyle. Şimdi nasıl Hearthstone ne oluyor? Diyor ki 2019 Nisan, 2019 Ağustos, 2019 Aralık diyor ya. Magic'te şöyle olur Buraçom. Tarihi tam hatırlamakla birlikte şöyle bir şey olur. İlk seri büyük çıkar arkadaşlar. Şimdi mesela Hearthstone 135, 135, 135 ya. Mesela Magic'te şöyle olur. 250 kart, 300 kart ilk seri. Diğer ikisi o temanın üzerine gider. Ondaki anahtar kelimeleri kullanır ve onlar 143'er kart olur arkadaşlar. Ve ona bir blok olur. Şimdi bu serilerin tema olarak bir özellikleri yok. Sadece 2017 yılında çıkmış olmaları var. Magic'te bunlara blok denir. Mesela arkadaşlar işte A serisi, B serisi, C serisi, buna mesela A blok deniyor. İlk serisi A ya. Ona ait blok diyor ve sadece ondan destek yaparak oynamak vardır Magic'te. O özel bir format. Yani mesela standart gibi değil arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz standartta basic, klasik. Şu an mesela 2017'nin ve 2018'in kartları. Nisan ayında itibaren ne olacak? Basic, klasik ve 2018'in ve 2019'un kartları olacak. İşte Block Constructed'da arkadaşlar sadece o yıla ait çıkmış kartlardan oluşan desteler demek. Belki de buradan böyle bir şey yaparlar. Gerçi şimdi Specialist'i getirmişlerken böyle bir şey uğraşırlar mı bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar, işte Year of the Dragon için heyecanlıyız diyor. İşte sizle bunları paylaştığımız için harikulade işte topluluğumuz için, toplumumuzu paylaştığımız için heyecanlıyız diyor. Düşüncenizi bekliyoruz diyor. İşte bir Reddit'te bir canlı şey yapacaklarmış. Toplantı gibi bir şey. Vallahi arkadaşlar toplamda ne dersen diyorsanız, şu beni çok yıprattı gerçekten. Bu kadar uğraştığım bir şeyin şey yapması, ama bu tabii şakası. Yani ben bunu yakalasaydım daha az eziyetli olur benim için, ama vallahi arkadaşlar bayağı olumlu.
Yani bu Hall of Fame'lenen kartlar. Şimdi gerçekten Baku ile gelen çok bir şey diyemem. Gerçekten Baku ile gelen de biraz arkadaşlar şeyin yani Equality'nin 2 manadan 3 manaya değil 4 manaya çıkartılması sebebi Baku'dur arkadaşlar. Yani kartlar gerçekten ya adamları terörize etti. Çünkü mesela adam diyecek ki 3 manaya paladına kart çıkarttım. Eyvah lan dur o paladına koyarlar diye adam panik olur arkadaşlar. Raid Leader ya. Raid Leader arkadaşlar. 3 manaya 2-2 bir atak veren kart biliyorsunuz. Arena'da kötü bir karttır. Adam arena'da kötü kart. Ve arkadaşlar yani şöyle. Mesela şimdi bir sürü kart arenada kötüdür ama ranked kullanıyor. Mesela ne bileyim King Togwaggle'da ama onun yani bir özelliği var. Arkadaşlar adam diyor ki bu benim için iyi diyor. Çok damage üretebilir diyor. O kadar güçlü ki çünkü şey Hero Power o kadar çok masaya doldurabiliyor ki adam. Adam diyor ki artı bir atak versin 3 mana yani Raid Leader 3 mana 1-1 olsa da koyacak neredeyse. Hero Power o kadar güçlü ki işte onun için arkadaşlar adamlar şimdi kart tasarlarken sürekli stres halindeler. Özellikle Old Paladin'den dolayı. Yani masada çok yaratık olmasını ödüllendiren tek manalı kart çıkartamıyorlar bir türlü. Yani düşünün mesela şimdi arkadaşlar. Yeni seride 7 manaya bir nötral kart koyacak adam mesela. Ne bileyim işte veya 5 manada işte Stormwind Champion'in küçüğü 5 manaya 3'e 3 bütün ekranı artı artı. Yapamazlar öyle bir kart mesela. Yaptığı an Old Paladin'e girecek 2 tane. Belki işte desteği hemen ezmeye başlayacak. Adamlar da hatalarını kabullenmişler. Demişler ki tamam abi bunları wild'a alın demişler. Yapmışlar. Bence yani arkadaşlar düzgün kararlar. Toplamda ben bayağı memnunum. Yani ne diyeyim. Genel olarak değişiklikler. Adventure'da arkadaşlar göreceğiz. Bakalım ne kadar iyi yapmışlar. Şimdi para almaları arkadaşlar çok da sakıncalı bir şey değil yani. Sonuçta ciddi efor arkadaşlar bu. Yani sonuçta o Adventure'ın tasarlanması, ekstra karakterler bilmem neler bilmem neler. Yani biraz daha ciddi yapıp para almaları, Rumble Run gibi basit yapacağına biraz daha güçlü bir şey yapıyor. Para alıyorlar. Alsınlar. Bir de sonuçta arkadaşlar bakın mecbur da bırakmıyor. 700 gold'unu grind et diyor. 4 tigereden 700, 2800 gold yapabilirsin diyor. Kabul. Tabii büyük ihtimalle arkadaşlar alınmaya hafiften mecbur bırakmak için oraya bütün solo adventure olduğu gibi çok kuvvetli birkaç kart koyacaklar. Biliyorsun mesela Emperor Torisan, Bronze Beard, Loateb bunlar hep adventure kartlarıdır. Vazgeçilmezleri. Reno Jackson. Koyuyorlar arkadaşlar birkaç tane çok çok iyi kart ki. Allah'ım diyor yani. Mecbur kalasınız diye. Ama ben buna da karşı çıktım. Sonuçta arkadaşlar bunlar yapmış. Satmak isteyecekler tabii. Genel olarak arkadaşlar değişiklikleri ben beğendim. Bakalım daha fazla bilgi açıklandığı zaman ben bunları yorumlayıp yine videosunu çeker koyarım. Fikirlerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi videonun altında bırakabilirsiniz. Yayında görüşürüz.